Pugaçev ayaklanması. Delikanlılar, kulak verin. Biz yaşlıların anlatacaklarını dinleyin. Bir türküden. Tanığı olduğum tuhaf olayları anlatmaya geçmeden önce 1773 yılı sonlarında Orenburg ilinin durumu üzerinde birkaç söz söylemek zorundayım. Rus çarlarının egemenliğini kısa bir süre önce kabul eden bir sürü yarı vahşi oymak yaşıyordu bu geniş ve zengin ilin çevresinde. İkide bir baş kaldırmaları, yasaları ve uygar bir hayata alışkın olmayışları, gerilikleri ve zalimlikleri onları dizgin altında tutabilmek için hükümetin sürekli bir gözetimini gerektiriyordu. Gerekli sayılan bölgelere kaleler kurulmuş, yayık kıyılarının en eski sahipleri olan kazaklar yerleştirilmişti buralara. Gel gelelim yörede can ve mal güvenliğini korumakla görevli yayık kazaklarının kendileri bir süredir kaygı verici, sakıncalı yurttaşları olmuşlardı hükümet için.'' 1772 yılında Kazak başkentinde bir ayaklanma patladı. Disiplini sağlamak için oraya gönderilen kıdemli General Traubenberg'in aldığı sert önlemler yol açmıştı bu ayaklanmaya. Traubenberg barbarca öldürüldü. Yönetimde başına buyruk bir değişiklik yapıldı. Fakat az sonra top gülleleri ve insafsız cezalarla ayaklanma bastırıldı. Ben, Belegors Kalesi'ne gelmezden az önce olmuştu bunlar. Ortalık yatışmışa benziyor ya da öyle görünüyordu şimdilerde. Doğrusu gizli gizli kin besleyen, yeniden karışıklık çıkarmak için fırsat kollayan kurnaz asillerin görünüşteki pişmanlıklarına komutanlığın inandığı yoktu pek. Şimdi hikayeye dönüyorum. Bir akşamüstü 1773 yılı ekim başlarıydı bu. Sonbahar rüzgarının uğultusunu dinleyerek ve penceremden ayın çevresinde koşuşup duran bulutlara bakarak tek başıma evde oturuyorken gelip komutanın beni çağırdığını söylediler. Hemen kalkıp gittim. Şıvabrin, Ivan İgnatiç ve Kazak çavuşu da oradaydılar. Buna karşılık ne Vasilisa Yegorovna ne de Maria Ivanovna vardı odada. Komutan kaygılı bir tavırla karşılık verdi selamıma. Kapıyı sürgüledi. Orada ayakta duran çavuşun dışında herkesi oturttu. Cebinden bir kağıt çıkararak şöyle dedi. Sayın subaylar, önemli bir haber aldık. Generalin yazdıklarını dinleyin şimdi. Gözlüğünü taktı ve şunları okudu. Belegors Kalesi Komutanı, Yüzbaşı Mironova. Gizlidir. Don Kazaklarından olup geçenlerde hapisten kaçan Yamelyan Pugachev adındaki bozguncu kendisini merhum çarımız 3. Petro olarak tanıtmak küstahlığında bulunup bir haydut çetesi toplamış. Yayık köylerinde ayaklanmalar çıkarmış. Birkaç kaleyi ele geçirerek yakıp yıkmış. Her yerde yağmalar yapmış, cinayetler işlemiştir. Bundan ötürü sayın komutan bu mesajı alır almaz adı geçen haydut ve düzmece çarıp püskürtmek için gerekli önlemleri almanızı buyruğunuzda bulunan kaleye saldırması halinde de kendisini tümüyle yok etmenizi rica ederim. Komutan gözlüğünü çıkardı kağıdı katlayarak gerekli önlemleri almak dediği dile kolay haydutun güçlü olduğu anlaşılıyor. Bizim elimizde ise kazakları saymazsak topu topu 130 adam var. Maksimiç alınma ama kazaklardan pek umut yok.'' Çavuş gülümsedi. Fakat emir emirdir. Subay efendiler, görevlerinizi bilin, nöbetçi ve gece devriyesi çıkarın. Saldırı halinde de kale kapılarını kapattırıp askerlerinizin başına geçin. Sen, Maksimiç, kazaklarına göz kulak ol. Topu gözden geçirin, iyice temizleyin. En önemlisi de bu konuda ağzınızı sıkı tutmanızdır. Kalede hiç kimse şimdiden öğrenmemeli bunu. Ivan Kuzmiç buyruklarını verdikten sonra serbest bıraktı bizi. İşittiklerimizi konuşarak çıkarken Şivabrin'e, ''Ne dersin?'' diye sordum. ''Nasıl sonuçlanacak bu iş?'' ''Tanrı bilir, bakalım.'' diye karşılık verdi. ''Şimdilik önemli bir şey görmüyorum ben. Fakat eğer...'' Sözünü tamamlayacak yerde ıslıkla bir Fransız aryasına başladı. Ne kadar sakındıysak da haberin kaleye yayılmasını önleyemedik. Ivan Kuzmiç, karısına duyduğu büyük saygıya rağmen görevle ilgili böyle bir sırrı dünyada açmazdı ona. Generalin mesajını alır almaz ustaca bir oyunla başından salmıştı Vasilisa Yegorovna'yı. Sözde papaz Gerasim Orenburg'dan çok ilgi çekici haberler almış da kimseye söylemiyormuş bunları. Vasilisa Yegorovna bunu duyar da evde kalır mı? Hemen papazın karısına konuk gitmeye hazırlanmış. Evde yalnız kalıp canı sıkılmasın diye Ivan Kuzmich'in övdüğüyle Maşa'yı da yanına almıştı. Ivan Kuzmich yalnız kalınca hemen bize haber salmış, konuşulanları işitmesin diye Palaşka'yı da yükleye kilitlemişti. Vasilisa Yegorovna papazın karısından hiçbir şey öğrenemeden eve döndü. Yokluğunda Ivan Kuzmich'in toplantı düzenlediğini, Palaşka'nın kilit altında tutulduğunu öğrendi. Kocası tarafından aldatıldığını anlayıp bir soru yağmuruna tuttuğunu. Fakat Ivan Kuzmich hazırdı bu saldırıya. Hiç renk vermeden, bocalamadan yanıtladı meraklı hayat arkadaşının sorularını. "Biliyor musun anacığım," dedi, "bizim kadınların aklına sobalarında saman yakmak esmiş." Bunun nasıl bir felakete yol açabileceğini düşünsene. Subayları toplayıp kadınların bundan böyle sobalarında saman yerine çalı çırpı, kuru dal yakmaları konusunda kesin buyruk verdim. Vasilisa Yegorovna, öyleyse palaşkayı yüklüye kapatmak da neyin nesi diye sordu. Zavallı kız biz gelene kadar niçin orada kaldı bakayım? Ivan Kuzmiç bu soruyu beklemiyordu işte. Bocaladı. Birbirini tutmaz şeyler mırıldandı. Vasilisa Egorovna kocasının bir dolap çevirdiğini anladıysa da bu gibi durumlarda ondan bir şey koparamayacağını bildiğinden sorularına son verdi. Sözü Akuline Panfilovna'nın çok güzel bir yöntemle hazırladığı hıyar turşusuna getirdi. Fakat bütün gece uyku girmedi gözüne. Kocasının kendisinden gizlediği şeyin ne olabileceğini düşündü durdu. Ertesi gün sabah hayalinden dönerken Ivan Ignatiç'e rastladı. Tek gözlü teğmen topu çocukların soktuğu paçavra, kamış, yonga, aşık ve bin türlü çerçöpten temizlemekle uğraşıyordu. Komutanın karısı ''Bu savaş hazırlıkları da ne ola ki? diye düşündü. ''Kırgızlardan bir saldırı mı bekleniyor yoksa?'' Fakat Ivan Kuzmiç bu gibi saçmalıkları niye gizlesin benden? Kadınlık merakını inadına kızıştıran sırrı öğrenmeye kesin olarak karar verip sertçe seslendi Ivan Ignatiç'e. İlkin, sanığın dikkatini dağıtmak için soruşturmaya ilgisiz sorularla başlayan bir yargıç gibi, ekonomik işler konusunda birkaç uyarıda bulundu. Sonra bir süre sustu. Derin derin içini çekti. Başını sallayarak, ''Aman Rabbim" dedi. ''Haberleri duydun değil mi? Peki ne olacak şimdi?'' İvan İgnatiç, ''Ya anacığım'' diye karşılık verdi. ''Tanrı büyüktür. Yeterli sayıda askerimiz var. Barut bol. Topu da temizledim. Tanrı'nın izniyle hakkından geliriz o Pugaçev domuzunun. Komutanın karısı, Pugaçev kim? diye sordu. O zaman Ivan Ignatiyç boş ettiğini anlayıp dilini ısırdı. Fakat ok yaydan çıkmıştı bir kere. Vasilisa Yegorovna duyduklarını kimseye anlatmayacağına söz verip her şeyi bülbül gibi söyletti ona. Komutanın karısı verdiği sözü gerçekten de tuttu. Papazın karısı dışında kimseye bir şey söylemedi. Ona da bozkırda yayılan ineğini haydutlar ele geçirmesin diye söylemişti bunu. Az sonra herkes Pogaçev’den söz ediyordu. Söylentiler çeşit çeşitti. Komutan komşu köylerde ve kalelerde olup bitenleri öğrenip gelmekle görevlendirdi çavuşu. İki gün sonra dönen çavuş, kaleden 60 vers ötede bozkırda pek çok ateş gördüğünü, başkırtlardan da bilinmeyen bir kuvvetin bu yana doğru ilerlediğini işittiğini bildirdi. Bununla birlikte daha ileriye gitmeyi göze alamadığından dişe dokunur bir şey söyleyecek durumda değildi. Kaledeki kazaklar arasında olağanüstü bir hareketlilik göze çarpıyordu. Sokaklarda öbek öbek toplanıyorlar, kendi aralarında usul usul bir şeyler konuşuyorlar, bir süvari ya da bir kışla askeri gördüler mi dağılıveriyorlardı. Çaşıtlar sokulmuştu içlerine. Hristiyanlığa dönmüş bir kalmuk olan Yulay, komutana önemli bir haber getirdi. Yulay'ın söylediğine göre çavuşun anlattıkları uydurmaymış. İki yüzlü kazak dönüşünde isyancıların yanına gittiğini, Otağına kadar ulaşabildiği başbuğun ona elini öptürüp kendisiyle uzun uzun konuştuğunu anlatmış arkadaşlarına. Komutan hemen hapse attı çavuşu. Onun yerine Yula'yı atadı. Bu değişiklik açık bir hoşnutsuzluk yarattı kazaklar arasında. Yüksek sesle homurdanıyorlardı. Komutanın buyruğunu uygulayan Ivan Ignatiyev kendisine "Göreceksin sen kışla faresi." dendiğini kulaklarıyla işitmişti. Komutan tutuklusunu aynı gün sorguya çekmeyi düşünüyordu ya çavuş Herhalde arkadaşlarının yardımıyla hemen o gün hapisten kaçtı. Yeni bir olay büsbütün artırdı komutanın tedirginliğini. Kargaşalık çıkarmak amacıyla bildiriler dağıtan bir başkırt yakalanmıştı. Bu olay üzerine subayları yeniden toplantıya çağırmayı düşünen komutan, Vasilisa Yegorovna'yı uygun bir bahaneyle yine evden uzaklaştırmak istedi. Fakat o kadar açık yürekli ve dürüst bir insandı ki, ilk yönteminden başkası gelmedi aklına. ''Dinle beni Vasilisa Yegorovna'' dedi öksürerek. ''Papaz Geryasim kentten Karısı, ''Bırak yalanı Ivan Kuzmiç'' diye sözünü kesti komutanın. ''Toplantı düzenlemek ve Yemelyan Pugaçev'den bensiz söz etmek istiyorsan bu kez hava alacaksın.'' Ivan Kuzmiç pal taşı gibi açtı gözlerini. ''Peki anacığım, peki'' dedi. ''Madem her şeyi biliyorsun, gitmene gerek yok. Senin yanında da konuşuruz.'' ''Hah, şöyle iki gözüm'' diye karşılık verdi karısı. ''Sen kim, kurnazlık yapmak kim? Şimdi çağırt bakalım subaylarını.'' Yeniden toplandık. İvan Kuzmiç karısı da oradayken Pugaçev'in bildirisini okudu bize. Yazıyı yarı cahil bir kazağın kaleme aldığı belliydi. En kısa zamanda kalemize gelmek niyetinde olduğunu bildiren haydut, kazakları ve askerleri çetesine çağırıyor, komutanlara da karşı koymamalarını öğütlüyor, yoksa idam edilecekleri tehdidini savuruyordu. Kaba fakat güçlü bir anlatımı vardı bildirinin. Cahil insanlar üzerinde tehlikeli bir etki yaratabilirdi. Vasilisa Yegorovna, ''Bak sen şu dolandırıcıya'' diye bağırdı. ''Hangi cesaretle böyle bir şey öneriyor bize? Onu karşılamaya çıkacak, ayaklarına sancaklar serecekmişiz.'' ''Seni it oğlu it seni.'' ''Kırk yıldır namusumuzla hizmet gördüğümüzü, çok şükür buraların düzenini sağladığımızı bilmiyor mu acaba? Acaba bu hayduta kulak asan komutanlar var mıdır?'' Ivan Kuzmiç, ''Sanmam olmaması gerekir.'' diye karşılık verdi. Fakat baksanıza haydut bir sürü kale ele geçirmiş. Şıvabrin, gerçekten güçlü olduğu anlaşılıyor diye düşüncesini belirtti. Komutan, gerçek gücünü şimdi öğreniriz, dedi. Vasilisa Yegorovna, bana ambarın anahtarını ver. İvan İgnatyic, başkırtı buraya getir. Yulayda kamçıları alıp gelsin. Vasilisa Yegorovna, dur İvan Kuzmiç, deyip ayağa kalktı. Maşayı alıp bir yere götüreyim. Yoksa çığlıkları işitip korkar.'' Doğrusu ya, ben de soruşturma dinlemeye pek hevesli değilim. Sağlıcakla kalın. Eski zaman yargılama yöntemi içinde işkence öylesine kökleşmişti ki onu ortadan kaldıran hayırlı yasa uzun bir süre etkisiz kaldı. Sanığın suçu üstlenmesi onu gerçekten suçlu olduğunu göstermeye yeterli bir kanıt sayılıyordu. Sağlıklı bir hukuk kavrayışına tam anlamıyla aykırı, temelsiz bir görüş. Çünkü sanığın suçu yatsıması nasıl onun suçsuzluğuna kanıt olmazsa bunun gibi suçu üstlenmesi de suçluluğunun kanıtı olamaz. Hatta günümüzde bile işkencenin bu barbarca yöntemin kalkmasından yakınan yargıçlar bulunduğunu işitiyorum. Bizim zamanımızdaysa onun gerekliliğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Ne yargıçların ne de sanıkların. Bu yüzden hepimiz olağan karşıladık komutanın buyruğunu. İvan İgnatiç başkırtı almaya gitti. Adam ambarda Vasilisa Yegorovna'nın kilidi altındaydı. Birkaç dakika sonra alınıp sopaya getirildi. Komutan tutsağın içeriye alınmasını emretti. Başkırt uzun kalpağını çıkararak kapının yanında durdu. Ona şöyle bir bakmamla tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Bu adamın hiçbir zaman unutmayacağım. 70 yaşlarında kadar gösteriyordu. Ne burnu ne kulakları vardı. Kafası dipten kazınmıştı ve sakal yerine birkaç kırçıl tüy sarkıyordu çenesinden. Kısa boylu, cılız, kamburca bir adamdı. Fakat çekik gözleri hala çakmak çakmak yanıyordu. Taşıdığı korkunç işaretlerden onun 1741 ayaklanmasına katılıp bu yüzden cezalandırılmış isyancılardan biri olduğunu anlayan komutan, ''Bak hele, dedi. ''Demek zamanında kapanımıza bir kez daha düşmüşsün ihtiyar kurt. Kafan böyle dümdüz rendelendiğine göre ilk isyanın değil bu. Yaklaş bakalım. Söyle kim gönderdi seni?'' İhtiyar başkırt susuyor, boş gözlerle bakıyordu komutana. İvan Kuzmiç, ''Niye susuyorsun?'' diye sürdürdü sözlerini. ''Rusça anlamıyor musun yoksa?'' Yulay, sor bakalım sizin dilden. Kalemize kim yollamış onu? Yulay, Ivan Kuzmiç'in sorusunu Tatarca tekrarladı. Fakat Başkırt ona da aynı boş gözlerle baktı ve çıt çıkmadı ağzından. Komutan, Yahşi dedi. Bak bakalım nasıl bülbül gibi konuşturacağım seni. Çocuklar, şu soytarının mintanını çıkarın da sırtını verin biraz. Yulay, işini iyi gör ha. İki asker başkırtı soymaya başladı. Zavallının yüzünde kaygılı bir anlam belirmişti. Çocukların eline düşmüş bir hayvan gibi dört bir yana bakınıyordu. Fakat askerlerden biri adamı kucaklayıp omuzladığında ve Yulay kamçıyı alıp tam vurmak için kolunu kaldırdığında güçsüz, yalvaran bir inifti çıkardı başkırt ve başını sallayarak ağzını açtı. Dil yerine güdük bir et parçası kımıldıyordu orada. Bugün çarımız Aleksandr'ın insancıl egemenliği altında yaşarken gözlerimle gördüğüm bu olayı anımsadıkça eğitimin hızla elde ettiği başarılara, insan sevgisinin bu denli gelişip yayılmasına şaşmadan edemiyorum. Genç adam, bir gün bu yazdıklarım eline geçerse en yararlı, en köklü değişikliklerin ancak ahlakların düzelmesi yoluyla hiçbir zorlayıcı sarsıntı olmadan gerçekleşenler olduğunu unutma. Hepimiz donup kalmıştık. Komutan, ''Peki'' dedi. Ondan bir şey öğrenemeyeceğimiz anlaşıldı. Yulay, başkırtı ambara götür. Baylar, konuşacağımız başka şeyler de var. Tam durumu gözden geçirmeye başlamışken, ansızın soluk soluğa allak bullak olmuş bir yüzde Vasilisa Yegorovna girdi içeri. Komutan şaşırarak, ''Ne oldu sana?'' diye sordu. ''Bu ne hal?'' Vasilisa Yegorovna, ''Felaket anacığım, felaket!'' diye inledi. ''Nijni Ozerni kalesi bu sabah düşmüş.'' Papaz Gerasim'in işçisi az önce oradan geldi. Haydutların kaleyi nasıl ele geçirdiklerini görmüş. Komutanı ve bütün subayları asmışlar. Askerler tutsak edilmiş. Caniler göz açıp kapayıncaya kadar burada olacaklar. Bu beklenmedik haber Allah bullak etmişti beni. Nijni Ozerney kalesinin sessiz, alçak gönüllü bir delikanlı olan komutanını tanıyordum. İki ay kadar önce Orenburg'dan gelmiş, İvan Kuzmiş'te konaklanmıştı. Nijni Ozerney kalesi 25 vers ötemizdeydi. Birkaç saat içinde Pugachev'in bize de saldırmasını beklemek gerekiyordu. Ansızın Maria Ivanovna'nın ne olacağı düşüncesi beynime bir ok gibi saplandı. Komutana, dinleyin Ivan Kuzmich dedim. Görevimiz kanımızın son damlasına kadar kaleyi savunmamızı emrediyor. Bu konuda söylenecek söz yok. Fakat kadınların güvenliğini düşünmek zorundayız. Yol henüz tehlikeli değilse onları Orenburg'a ya da daha uzak daha güvenli canilerin ulaşamayacağı bir yere gönderin. Ivan Kuzmich karısına dönerek, ''İşittin anacığım'' dedi. ''İsyancılarla kozumuzu paylaşmadan önce sizi daha uzak bir yere göndereyim mi ne dersin?'' Vasilisa Yegorovna ''Saçma'' diye karşılık verdi. Vasilisa Yegorovna ''Saçma'' diye karşılık verdi. ''Kurşunların ulaşamayacağı bir kale var mıdır? Belegorst niye güvenilir olmasınmış? Çok şükür 22 yıldır yaşıyoruz burada. Başkırtını da kırgızını da gördük. Pugaçeve niye dayanmayalım?'' Ivan Kuzmiç ''Peki anacığım, peki'' dedi. ''Sen buraya güveniyorsan kal. Fakat maşa ne olacak? Destek gelene kadar dayanırsak ne âlâ? Yok caniler kaleyi daha önce ele geçirirlerse maşanın hali ne olur?'' O zaman Vasilisa Yegorovna kekeledi, sustu. Bütün benliğiyle sarsıldığı belliydi. Hayatında belki de ilk kez karısı üzerinde sözlerinin etkili olduğunu gören komutan devam etti. ''Yok Vasilisa Yegorovna, maşanın burada kalması doğru değil. Orenburg'a vaftiz anasına gönderelim onu. Orada yeterince asker ve top var. Surları da taşlandır. Sana da onunla birlikte gitmeni öğütlerim. Gerçi yaşlısın ama kaleyi ele geçirecek olurlarsa başına gelecekleri düşün. Karısı, peki dedi. Maşa'yı gönderelim. Ama benim için boşuna uğraşma, bir yere gitmem. Bu yaştan sonra senden ayrılmak, yabancı topraklarda yalnız bir mezar aramak gerekmez bana. Birlikte yaşadık, birlikte ölürüz. Komutan, ''Nasıl istersen öyle olsun.'' dedi. ''Fakat elimizi çabuk tutmalıyız. Git, Maşa'yı yolculuğa hazırla. Yarın gün doğmadan yola salalım onu. Fazla adamımız olmasa da yanına birkaç kişi katarız.'' ''Nerede o?'' ''Karısı, Akulina Panfilonla da.'' diye karşılık verdi. ''Nijni Ozerni'nin düştüğünü işitince fenalaştı. Hastalanmasından korkuyorum.'' ''Yüce Tanrım, bugünleri görmek için mi yaşadık?'' Vasilisa Yegorovna kızının yol hazırlığını sağlamak için çıktı. Komutanlıkta konuşma devam ediyordu. Fakat ben ne bir şey söylüyor ne de söylenenleri dinleyebiliyordum artık. Maria Ivanovna solgun bir yüzle ağlamaktan şişmiş gözlerle geldi akşam yemeğine. Yemek sessizce yenildi ve her zamankinden daha erken kalkıldı sofradan. Komutanla ve ailesiyle vedalaştık. Evlerimize dağıldık. Fakat ben az sonra bilerek unuttuğum kılıcımı almak için geri döndüm. Maria Ivanovna'yı yalnız bulacağımı söyleyen bir ön sezi vardı içimde. Gerçekten de öyle oldu. Beni kapıda karşılayıp kılıcımı uzattı. Gözyaşları arasında, ''Elveda Piotr Andreevich'' dedi. Beni Orenburg'a gönderiyorlar. Sağlıcakla, mutlulukla kalın. Belki Tanrı'nın izniyle yine görüşürüz ama görüşemezsek... Göğsünden taşan hıçkırıklar sözünü tamamlamasına engel oldu. Kucakladım. Bağrıma bastım onu. Elveda meleğim dedim. Elveda sevgilim, canım. Başıma ne gelirse gelsin son nefesimde bile dudaklarımdan senin adın dökülecek. Son duam seninle ilgili olacak, inan bana. Maşa göğsüme kapanmış hüngür hüngür ağlıyordu. Onu tutkuyla öptüm ve çabucak çıktım odadan.